Sevgili seyirciler, mutlu akşamlar. Bir Sportes akşamına daha hepiniz hoş geldiniz. Muğla TV ailesi olarak tüm çalışma arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum tekrardan. Ve bu akşam yine değişik konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz. Her zaman söylediğimiz gibi Muğla'da spor konusunda ne varsa, ne yapılıyorsa Muğla TV ekranlarında, Sportes akşamlarında sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine bu akşam yıllardan bu yana Muğla'da gelişmesi anlamında adeta sıfırdan başlatarak bu sporu Türkiye'de, belki dünyada da önemli bir mevkilere getiren, adeta tırnaklarıyla kazıyarak Muğla'da bir spor dalını Muğla'lı gençlerle buluşturan ve bu gençlerin şu anda çoğunun da bu işten ekmek yediği, belki de üniversitede milli sporcu kontenjanından girip de şu anda meslekleriyle öğretmen ya da başka spor branşlarıyla uğraşıp ailesini geçindirmesine vesile olan bir isim. Hokey sporunu Muğla'da getiren, geliştiren, güzelleştiren ve bugünlere getiren sevgili Serkan Şen bu akşam bizlerle birlikte. Hocam nihayet kavuşabildik. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba. Ve sizi tanıtırken mouse'tan beklettim. Çünkü isminizi söylemek marka anlamında yetiyor ama şimdi tekrardan söylüyorum. Hokey milli takım antrenörsünüz. Evet. Aynı zamanda Ege Yıldızları Spor Kulübü başkanısınız. Evet. Ege Yıldızları Spor Kulübü ve Köyceğiz Balı Süper Lig takımlarının da baş antrenörsünüz. Hocam yoruldum anlatacağım. Evet, Köyceğiz Balı Spor Kulübü'nün de as başkanıyım. As başkan aynı zamanda. Şimdi hocam 2005'te bir program yapmıştık. Sağ olun. Evet. Siz hatırlattınız daha önce görev yaptığımız televizyon kurumundaki nostalji bölümünde. Yaklaşık 20 ile yakın bir dostluğumuz var sizinle. Evet. Ve yaptığınız her başarıda, yaşadığınız sıkıntılarda da yanı başınızda hep oldum. Olmaya da devam edeceğim bundan sonra. Ve 2 ay aşkındır Muğla TV ailesinin spor tezi gecelerinde de sağ olun. Bizi yalnız bırakmadınız yorumlarınızla. Tabii. Ve en son bugünlere geldi ve Çim Hokey'i, yine adı alışmış adımız Çim Hokey'ine, resmi Hokey adıyla Hokey Federasyonu, Türkiye Hokey Federasyonu ile birlikte yaptığınız çalışmaları irdeleyeceğiz hocam. Ve yanınızda bir konuğumuz daha var. Kendisi de geleceğin önemli hokeycilerinden olacak umut ediyoruz. O16 takımından kendisi içimizde bulunuyor aramızda. Sevgili Nilay Nur Öztürk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Seni de birazdan tanıyacağız tekrardan. Hocam birçok konu başlığımız var sizlere sormam gereken. Türkiye'deki, dünyada hokey ne durumda? Milli sporcularımız, sizin bireysel yaptığınız çalışmalarınız, sponsor destekleri, antrenör yeterli mi? Bunların hepsini konuşacağız ama yani ben de yaklaşık 25 yılı aşkın medya sektöründe yer alan birisi olarak hokeyi tam tanımıyorum. Yani tam bilmiyorum. Onunla ilgili bir tanıtıcı videomuz var. Evet. Onu bir izleyelim. Onun ardından detaylı konuşmaya devam edelim. Sevgili yönetmenimiz Mert hazırsa bakalım hokey sporu neymiş, nasıl yapılıyormuş. Görüyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Merhaba sporcu. Sporcu, çim hokeyi sopası değil mi o? O halde çim hokeyini anlatıyoruz. Hazır mısın? Hadi bakalım. Çim hokeyi 91 metre 40 santim boyunda, 55 metre genişliğinde 4 eşit parçaya bölünmüş, dikdörtgen bir sahada oynanır. Sahanın karşılıklı kısa kenarlarında iki kale ve her kalenin önünde bir şut alanı bulunmaktadır. 11'er kişiden oluşan iki takımın oyuncuları ellerindeki sopalar yardımıyla topu kaleye sokmak için mücadele ederler. Gol olabilmesi için vuruşun şut alanı içerisinden yapılması gerekir. Çim hokeyi 23 santim çapında ve yaklaşık 160 gram ağırlığında beyaz renkli ve sert bir topla oynanır. Oyunda kullanılan ucu kıvrık sopanın uzunluğu 91 santim, ağırlığı ise 737 gramdır. Oyun orta yuvarlaktan yapılan vuruşla başlar. Bu sırada diğer oyuncular toptan en az 4,5 metre uzakta olmalıdırlar. Sporcu, kaleci haricinde hiçbir oyuncu topa eliyle ya da vücudunun herhangi bir bölgesiyle müdahale edemez. Çim hokeyinde oyuncuların birbirlerine dokunmaları yasaktır. Bir savunma oyuncusu kendi yarı alanında kasıtlı olarak faul yaptığında hakem kısa korner cezası verebilir.
Penaltı korneri olarak da adlandırılan bu atış, arka çizgi üzerinde, kale direğinden 10 metre uzaklıktaki işaretli alandan kullanılır. Vuruşu yapan oyuncunun bir ayağı çizginin dışında olmalıdır. Atış sırasında 4 defans oyuncusu ve kaleci arka çizginin gerisinde, diğer oyuncularsa topa en az 5 metre uzaklıkta beklemelidirler. Savunma oyuncularından birinin kendi şut alanında faul yapması penaltıyla cezalandırılır. Penaltı atışı kale çizgisine 6 metre 40 santim uzaklıktan yapılır ve bu sırada diğer oyuncular 23 metre çizgisinin dışındadırlar. Çimokey karşılaşmaları 35'er dakikalık iki devreden oluşur. 5 dakikalık devre arasından sonra takımlar yer değiştirirler. İki devre sonunda en fazla golü atan takım oyunun galibi olur. Dünyanın en popüler sporlarından hokeyin ana branşı olan çimokeyini kısaca anlattık. Teşekkürler sporcu. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz hazırlayanlara. Gayet tanıtıcı bir video oldu. Hocam, ben sizi çok yakından tanıyorum yıllardır da. Serkan Şen kimdir? Bir kısa özgeçmiş alabilir miyiz sizden? Serkan Şen, 1984 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdum. İlkokulu Ankara'da, liseyi Manisa Salihli, üniversiteyi de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, yine yüksek lisansı da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladım. Hokeye 16 yıl önce Muğla'da, işte üniversite yıllarında bir açılan antrenörlük kursuyla başladım. Sonra da bu sporu sevdik. Bugünlere kadar geldi. Ardından 2009 yılında tekrar Muğla'ya, 2005 yılında Muğla'da antrenör hokeyi başlattım. Sonra 2 yıl antrenörle devam ettim. Tabii o zaman fare antrenörlük yapıyordum. Ardından 2009 yılında bu sefer kadrolu olarak atamam oldu Muğla'ya. KPSS'yle atandım. O günden bu yana da Muğla'da hokey adına mücadele veriyoruz. Çalışıyoruz. 2009 yılında Ege Yıldızları Spor Kulübü'nü kurduk. Ardından o dönem Muğla Gençlik Spor Kulübü'nün çatısı altında da hokey takımlarımızı oluşturduk. Ardından bugünlere kadar geldik. Hocam 2005 yılında yine Sportes programına konuk olduğumuzda da konuşmuştuk ama yani neden çimokey hocam? Yani çok spor dolu var. Şimdi aklına izleyicilerimiz şu gelebilir. Yani neden bir futbol değil, atletizm değil? Üniversitedeki branşınız sizin? Benim üniversiteye girerken asıl branşım güreş. Güreşti. Ben güreş branşından. Ama hokey branşının antrenörlük kursu. Yani hoşunuza gitti hocam. Bir yani duyuru asıldı üniversitede. Ben de baktım, hoşuma gitti. Sonra önü açık bir branş dediler. Olimpik bir spor. Ülkede yeni yeni gelişiyor dediler. Yani bu sporda kendimizi gösterebiliriz dedik. Yani çocuklarımız, emek verdiğimiz çocuklar, sporcular milli takımlara seçilir. Yurt dışına giderler. Ben de yurt dışında milli takım antrenörü olurum. İstiklal Marşı'mızı okuturum yurt dışında diye başladık. Ya sonra da sevdik yani. Güzel bir spor. Yani doğru tercih yapmışsınız ki bugünlerde başarılı organizasyonlara imza atmaya devam ediyorsunuz hocam. Yani. Tekrar döneceğim size. Biraz Nilay'a dönelim. Nilay mı Nur mu? Hangisini kullanıyorsun? Ben daha çok Nilay'ı kullanıyorum. Nilay, sevgili Nilay, senin hokeyle tanışman nasıl oldu? Aslında benim hokeyle tanışmam bir yetenek taramasından oluştu. Serkan hocam Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi. Yetenek taraması yapıyorduk. Orada da güzel işler başardığımı düşünüyorum. İşte Serkan hocam orada iyi olacağımı söyledi. Ben de çok merak ettim. Zaten güzel bir spor olduğu için gelmeyi düşündüm. Sonra işte buralara kadar geldik. Daha önce bir spor yapıyor muydun? Ben aslında pek uğraşmıyordum ama kendi çapımda jimnastik falan yapıyordum. Peki okeyle tanıştıktan sonra hayatına ne gibi olumlu katkılar oldu? Hayatım gerektiğinden çok fazla değişti. Aslında ben yani şu şekilde... Disipline mi girdi hayatı? Mesela uyku saatin, spor, aynen, yeme içmen, antrenmanların falan. Aynen. Yani daha önceki boş zamanlarını hayatın disipline ederek geçirdin değil mi? Şu
Şu an hangi kategoride? U16'da mı oynuyorsun? U16 ve U14 oynuyorum. Hedefin ne? Hedefim önce milli takım, daha sonra antrenör veya beden öğretmeni olmak. Hocam geleceğin antrenörleri yetişiyor. Evet evet. İnşallah. İnşallah sevgili Nilay. İnşallah. Sana tekrar döneceğim. Hocam şunu merak ediyorum. Önümüzde de var. Getirdiniz sağ olun. Evet. Bunun malzemesi anlamında neler kullanılıyor bu hokeyde? Mesela kaleci neler kullanıyor? Hokeyde gördüğümüz gibi hokey sopası. Stick diyorlar ama stick'in İngilizce çevirisi çubuk ve sopa anlamında kullanılır. Yani biz son zamanlarda ülke olarak buna hokey sopası diyoruz. Yani beyzbol sopası nasıl diyorsa, deniliyorsa bunda da hokey sopası. Topumuz var. Ardından sporcularımızın kullandığı tekmelik var. Ardından dişlik var, tabii top bazen yükselebiliyor. Ardından eldiven kullanıyorlar. Kalecilerimiz kask kullanıyor. Ardından ellikleri var, göğüs koruyucuları var, kukileri var, leg guardları var, yani kaval kemiği koruyucu. Sonra çıkırları var ayağına kullandıkları. Yani kalecilerimiz biraz teferruatlı çünkü kaleye vururken topu kaldırabiliyorsun hokeyde. Çok sert de geliyor. Top da sert olduğu için tehlike arz ediyor. O yüzden kalecilerimizin korunakları, koruma önlemleri diğer oyunculardan biraz daha fazla. Hocam oyun şeklini falan soracağım. Bir salonu var, bir de açık sahası var galiba. Hokeyin iki versiyonu var. Bizim yani Türkiye Hokey Federasyonu'na ve FIH Dünya Hokey Federasyonu'na bağlı iki çeşit hokey var. Açık alan hokeyi ve salon hokeyi. Açık alan hokeyinde 11'er kişilik iki takımlar halinde oynanıyor. Yani, bildiğin futbol mücadelesi. Futbol gibi, sadece futbolu biz sopayla oynuyoruz diyebilirim. Sağ ebatı aynı. Amaç gol atmak. Sağ ebatı aynı değil. 91-40 55 metre. Futbol 100 metreye yakınsa ölçüsü var. Evet. O şekilde. Salon hokeyi de 6 kişiyle oynanıyor. 5 oyuncu bir kaleci. Ardından salon hokeyinin ebatları handbol ölçülerinde 40'a 20. Yani kışın bizde Eylül ayında sezon bitiyor. Ekim ayında salon hokeyi sezonu başlıyor. O sezon da Mart ayına kadar devam ediyor. Mart ayında da açık alan hokey sezonu başlıyor. O da yine Eylül'e kadar devam ediyor. Yani iki versiyonda da, iki disiplinde de Süper Ligler var. Birinci liglerimiz var. İkinci lig var. İkinci lige yükselme var. Diğer ligler gibi. U16 ligleri var. U14 ligleri var. Yani Türkiye'de hokey son zamanlarda çok büyük gelişme kaydetti. Sağ olsun federasyon başkanımız Sadık Karakan, başkan vekilimiz Bayram Yüksel, teknik kurul başkanımız Mustafa Çakır, önceki teknik kurul başkanlarımız Salih Kanık, yani tüm milli takım antrenörü arkadaşlarımızın da bu işte emeği var. Yani son zamanlarda belki Türkiye'nin 50 ilinde hokey oynanıyor. Yani hokeyin üniversite ünilikte hokey var, okul sporlarında var. Okul sporları küçüklerde var, yıldızlarda var, gençlerde var. Yani ülkemizde bayağı bir gelişme kaydetti. Yani bizim de hedefimiz bir 10 yıl içerisinde ülke olarak olimpiyatlarda mücadele etmek. Yani şu an var gücümüzle çalışıyoruz. O bir altyapımız var diye düşünüyorum. Tekrar döneceğim hocam size. Söz istiyorum sizden. Sevgili Mert, hazırsa bir Kırıkkale maçınız var sizin son 2 dakikasında. Evet. Onu bir izleyelim. Kırıkkale maçımızda açık alan hokeyi Süper Ligi hem sahanın büyüklüğünü ve mücadele ne kadar zorluğunu onu görelim. Son 2 dakikası herhalde değil mi? Evet, evet. Hem de orada başarınız var. Kırıkkale sizin galibiyetten evet. Son küme düştü herhalde. Evet. Ya Kırıkkale bizim liglerde sürekli karşılaştığımız bir takım. Bazen biz yeneriz. Bazen onlar yener. Yani tatlı bir rekabet oluyor. Altyapıyla mücadele ediyor onlar da. O şekilde izleyelim ya. Hazırsa Smert bir tam ekran sesli verelim. Son 2 dakikayı da izlemiş olalım. Evet. İşte bir dakika falan kalmıştı. Şimdi maçın süresi biraz önden gidiyor.
İşte bizim oyuncumuz Gülcan içeriye topu attı. Sonra Kardelen hafif dokundu orada. Sonra bizim Elif Bacak, Bozu Yüklü sporcumuz topu içeri sürdü. İçeriye doğru attı. Orada Şeyma Dağdelen tamamladı ve yani orada golümüzü gerçekleştirdi. Bu golle takımımız biraz daha Süper Lig'de rahatladı. Son maçlara gelirken Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Yani bu maçta Kırıkkale takımının son maçına kalmıştı şeyi. Stat neresi hocam? Avantajı. Burası Osmaniye hokey sahası. Zaten, ya böyle türbünlü mürbünlü bayağı profesyonel. Tabii tabii ya. Profesyonel Osmaniye, Gaziantep, Konya, Alanya, yani 4 tane ilimizde saha var. Şimdi Kırıklareli'ne de yapıldı. Onun da tribünleri yapıldığı takdirde orada da organizasyonlar başlayacak. Burada sadece hokey spor mu yapılıyor hocam? Sadece hokey. Zemin sahası. Özel bir zemin. Zemin özel, sentetik çim zemini var. Özel zeminli. Işıklandırılmış falan bayağı. Işıklandırılmış, sulandırılıyor maçtan önce. Sahanın 6 tane yerinde sulama şeyleri var, aparatları. O sulama aparatları yukarı çıkıyor. Sonra sahanın her tarafı sulanıyor. Bu şekilde ışıklandırmalı bir saha. Bayağı profesyonel ortamlar yani, var. Yani milli takım kamplarının birçoğu da Osmaniye'de yapılır. Burada bu Osmaniye'de maçta sonuç kadar falan da yazıyor hocam. Bu federasyonun kendi eğitim kamerası mı? Nasıl? Federasyonun çektiği bir kamera bu. Şimdi bizim bir dönem A Spor'da maçlarımız canlı yayınlandı. TRT Spor'da da yayınlandı. Ama son dönemlerde maçlarımızı Türkiye Hokey Federasyonumuz yayınlıyor. Ama TRT Spor'la falan da görüşmeler var. TRT Spor 2 ile. Yani ilerleyen dönemde belki tekrar canlı yayında. Çok zevkli bir spor hocam. Yani, ailelerde takip ederim. Güzel spor. Teknik bir spor. Yani dünyanın önemli spor branşlarından. Çünkü 1908'den beri olimpiyatlarda olan bir branş bu. Yani ve dünyanın burada var zaten şeyi. Dünyanın futboldan sonra kriket geliyor. Dünyanın en popüler sporları listesinde. Hocam tarihi İngiltere. Ardından basketbol, ardından 2 milyar fanı olan çim hokeyi var. Sonra tenis, voleybol, masa tenisi diye devam ediyor. Yani dünyanın önemli spor branşları. İngiltere merkezli bir spor değil mi? Ya şimdi bu sporu Etiyopya ve Mısır'da milattan önce 1000 yıllarında oynandığı ile ilgili belgeler mevcut. Fakat bu sporların birçoğunda olduğu gibi bunu da kurallı hale getirenler İngilizler olmuş. Kurallı hale getirmişler, liglerini başlatmışlar. İngilizler sayesinde de Pakistan'da, Hindistan'da bu spor oynanmaya başlamış. Sonra 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye'de oynanmaya başlamış. Ardından Türkiye'de 1910 ile 1925 yılları arasında Beşiktaş, Fenerbahçe, Anadolu Hisarı, İdman Yurdu, Altın Ordu, Vefa, Galatasaray, yani o dönemin futbol takımları futbol branşlarının yanında bu hokeyi de koymuşlar. Hokey ligleri yapılmış, Türkiye Hokey Birliği kurulmuş. Ama tabii 1925 yılından sonra bir faaliyet gözükmüyor. Ta ki 2002 yılına kadar. 2002 yılında Türkiye Hokey Federasyonu kuruluyor. 2003 yılında da faaliyetlere başlıyor. Günümüze işte yani yeni bir federasyonuz. Ama kısa zamanda çok büyük işler başardık. Şu ekrandaki çocuklarımız şey mi? Bizim Muğla sporcularımız. Ekrandaki çocuklarımız bizim takımımızdaki sporcularımız. Birçoğu Muğlalı. Milli takımda da oynayan var. Milli takımda tabii. Milli takımlarda bu zamana kadar bir 50'nin üzerinde sporcuyu milli takıma gönderdik. Şu anda da zaten hali hazırda 13 tane sporcumuz milli takım kampında. Yani Muğla olarak hokeyde gerçekten son zamanlarda büyük bir ivme yakaladık. Hocam şu dünyada az önce saydınız ya İngiltere, işte diğer evet, ülke Pakistan, Hindistan falan. Yani Türkiye olarak nerelerdeyiz? Ya şimdi Türkiye olarak alt yaş gruplarında çok iyiyiz. Yani üst yaş gruplarında da salon hokeyinde çok iyiyiz. Yani en üst ligdeyiz. Bu sene salon hokeyinde kadın milli takımımız en üst ligde mücadele edeceğiz. Edecek. Salon hokeyinde Gaziantep Polis Gücü çok iyi. Yani çok büyük bütçeleri var. Erkeklerde Avrupa, yani Şampiyonlar Ligi'ne, futboldan örnek vereyim. Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiler. Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri. Yani ülke olarak milli takımlarda son zamanlarda güzel başarılar elde ettik. 2016 yılında 16 yaş erkek milli takımımız, ben o zaman milli takım baş antrenörüydüm U16 erkeklerde.
Orada Avrupa şampiyonu olduk. Ondan bir yıl önce 2015'te Malta Adası'nda Akdeniz Kupası şampiyonu olduk. Ondan bir yıl önce 2014'te Çek Cumhuriyeti Kralove şehrinde U21'de Avrupa şampiyonu olduk. Ardından 2018'de Doğu Avrupa şampiyonu olduk. Bulgaristan Varna'da yine ben milli takımın başındaydım kızlarda. 2017'de Avrupa üçüncüsü olduk U16'da. Yani alt yaş gruplarında çok iyi, üst yaş gruplarında da gerçekten son zamanlarda yani bayağı ses getiren bir milli takımlarımız var. Muğla üzerine döneceğiz. Türkiye'de Muğla'da neredeyiz ama sevgili Nilay, şimdi sana soralım. Bu sporu zaten çok seviyorsun yapmayı. Sana da katkıları çok büyük. Bu anlamda seni izleyen yaş grubun ya da kardeşlerin, ablaların, abilerin, yani şu anda izleyicilere bu sporu önerir misin? Yani gelip yapmaları konusunda. Ben gerçekten çok öneririm. Öneririm. Yani bu spor insanın hayatını gerektiğinden fazla değiştiriyor. Futbol olsun, voleybol olsun, gene aynı bu spor şeyinde. Bu spor cidden çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Yani katılmak isteyen olursa Serkan Hoca'ya başvursun yani. Muğla'dan. Yani o anlamda herkese bu spora destek vermesini istiyorsun sen de, evet, değil mi? Yani sen öğrenim hayatın boyunca devam etmeyi düşünüyor musun? Ben istersem 40 yaşına geleyim, yani devam edeceğim. Ben inanıyorum. Yani o anlamda şimdi yaş grubunda da ilerleyen yıllarda milli takımı ciddi anlamda düşünüyorsun değil mi? Oynadığın bölge neresi? Nerede oynuyorsun? Yani sağ içinde. Ben forvetim. Forvet, gol atıyorsun o zaman. Aynen, ben golcüyüm. Peki bu oyun oynanırken şunu sormak istiyorum. Yani az önce dikkatimi çekti. Sticks'te topu sürerken yani sınır var mı? Mesela işte aldığın zaman uzun zaman top sürebiliyor musun rakipten? Topu mesela sürebiliyorsun ama yani kaptırmamak daha zor. Rakiplerin çok güçlü. Yani şundan soruyorum. Mesela atıyorum işte bazen basketbolda vardır ya, topu işte şu kadar süre elini tutarsın da şey olur. Mesela stick'le aldın, sürdün. İşte şu kadar saniyede pas vermek zorundasın diye bir kural var mı? Yok, bizde yok. Yok öyle değil mi? Aynen. O anlamda inşallah seni de ilerleyen yıllarda daha iyi yerlerde görürüz diye düşünüyorum İnşallah. Ben. Hocam Muğla'ya döneceğiz. Muğla'da ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Gerek kulüpsel, gerekse altyapı anlamında. Şu anda kaç kulübümüz var Muğla'da? Şu an Muğla'da Ege Yıldızları Gençlik Spor Kulübü. Ardından arkada bayrağı olan. Arkada bayrağımız olan. Sonra Köyceğiz Balı Spor Kulübü, Muğla Olimpik Spor Kulübü, Dalaman Belediye Spor Kulübü, Muğla Gençlik Spor Kulübü, daha önceleri Menteşe Gücü, ardından ondan önce Muğla Özel İdare Spor Kulüplerimiz vardı. Şu an son zaman aktif. Aktif olan Köyceğiz Balı, Muğla Olimpik, Ege Yıldızları. Bunlar kadınlar liglerinde zirveye oynuyorlar yani bu takımlar. Erkek takımımız var mı? Erkek takımlarımız bundan 3 yıl önce Süper Lig'deydi. Finansman konusunda sıkıntı yaşadık. Yani maddi anlamda. Bir de çocukların yaşı büyüdükçe yaşı büyüdükçe yani çocukların istekleri artıyor, masrafımız artıyor. Yani şimdi çocuk 18 yaşa geçtiğinde çocuğa belli bir harçlık vermen gerekiyor. Vermediğin zaman diğer büyük kulüpler var. O kulüplere transfer olabiliyorlar. Yani onlar yani bizden daha fazla ekonomik destek verirse çocuk oraya gidiyor. Ya bu da profesyonellik yani. Yaşanan sıkıntılar var hocam. Gerek destek, gerekse tesis vesaire anlamında. Bunları da konuşacağız ama okul düzeyinde de başarılarınız var sizin. Okul sporlarında biz 2013 yılında okul sporlarına girdi. Okey. Ondan girmeden önce biz 2012 yılında takımlarımızı oluşturduk. Bunun bilgisini aldık. Yatağında Bozüyük Ortaokulu, İşte Denizova Ortaokulu, Yatağan Kafaca Kaplancık Ortaokulu, sonra Milas Sakarya Ortaokulu, Bodrum'da Bodrum İmam Hatip Ortaokulu, Bodrum Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu, Kavaklıdere Atatürk Okulu, Kavaklıdere Menteşe Ortaokulu, Dalaman Anadolu Lisesi, yani Ortaca Ahmet Ateş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, yani bu takımlarımızı oluşturduk. Ardından zaten 2013 yılında okey okul sporlarına girdi. Pardon, merkezdeki okulları saymayı unuttum. Kız Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, şu an Spor Lisesi. 2013 yılında ilk Türkiye Liseler Arası Hokey Şampiyonası'nda bizim Ticaret Lisesi takımımız Türkiye finali oynadı. Orada zaten biz okul sporlarında
başarılı olacağımız ortaya çıktı. Sonra bir yıl sonra 2014 yılında lise arası Türkiye Hokey Şampiyonası kızlar kategorisinde Sakarya'daki Türkiye finallerinde iki Muğla takımı Türkiye finali oynadı. İki takımımız da el ele sahaya çıktı. Kız Meslek Lisesi Türkiye ikincisi oldu. Ticaret Meslek Lisesi Türkiye şampiyonu oldu. Ondan bir yıl sonra o yıl 2014'te yine erkeklerde Yatağan Bozüyük Aysel Kazım Eren Ortaokulu ortaokul erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu. Yani İstanbul takımlarını, büyük takımları, Ankara takımlarını yani büyük şehir takımlarını bile yenerek Türkiye şampiyonu oldular. Siz hoca mıydınız başta? Tabii ben antrenördüm. Ya ben orada sağ olsun Mahmut İmran arkadaşımız var. Belli bir seviyeye getirene kadar orada ona destek verdim. Takımın başında durdum ama o 2016 yılından itibaren artık öğrendi. Orada hokeye devam ediyor. Zaten o köy okulumuz 2016'da ortaokul yıldız kız ya ortaokul kızlarda da Türkiye şampiyonu oldu. Ardından bir yıl sonra ortaokul kızlarda Türkiye dördüncüsü oldu. Ardından bir yıl sonra ortaokul erkeklerde yine Türkiye ikincisi oldu. Yani ardından 2015 yılında Menteş Halk Eğitim Merkezi hokey takımı lise kızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Ardından yani Muğla takımları Yatağan Kafaca Kaplancık Ortaokulu 2018'de Türkiye ikincisi oldu. Dalaman Anadolu Lisesi 2017 yılında Türkiye üçüncüsü oldu. Sonra Muğla Üniversitesi kız takımımız 2017 yılında üniversiteler arasında Ünlü Lig'de Türkiye üçüncüsü oldu. Yani biz sadece süper liglerde değil, okul sporlarında, alt yaş gruplarında her kategoride Muğla takımları başarıdan başarıya koştu. Tabii emek verdik, emeğimizin karşılığını almak güzel. 2019 yılında U16 takımımız Türkiye şampiyonu oldu. 2020 yılında U14 takımımız Türkiye ikincisi oldu. Yani onun üzerinde Türkiye şampiyonluğumuz, 20'nin üzerinde Türkiye derecemiz, 50'nin üzerinde milli sporcumuz, Süper Lig'de farklı farklı 6 tane takımımız Süper Lig'lerde mücadele etti. Şu an 2 takımımız ayrı ayrı kadınlarda Türkiye Süper Lig'inde, bir takımımız Türkiye 1. Lig'inde, bir takımımız U16 Türkiye 1. Lig'inde. Yani Muğla takımları şu an, ben pandemi dönemini şuna benzettim. Pandemi döneminde biz Muğla takımlarını bir uçağa benzetiyorum. Yani pandemi döneminde biz motorları durdurduk, kanatlarımızla devam ettik. Yani pandemi döneminde de Haziran'dan itibaren biz Haziran'a kadar online eğitimlerle devam ettik. Evlerinde çalıştılar. Evlerinde kondisyon antrenmanları, pilates antrenmanları, teknik antrenmanları. Yani evlerinde bildiğiniz canlı yayında Zoom üzerinden hokey oynadılar. Ardından Haziran ayında sahalara indik. Haziran'dan bu yana bir fil çalışıyoruz. Bir önceki yıl 5 olan milli takım kamplarındaki sporcu sayımız bu yıl 13'e yükseldi. Şimdi bu ekrandaki de ekrandaki Nilay Nur Öztürk. Merkez spor salonu değil mi? Merkez spor salonu o Nilay yanımızdaki sporcu arkadaşımız. Ne antrenman hocam bunda? O koordinasyon antrenmanı. Koordinasyon. Resimdeki hocamız İranlı spor kondisyoneri Rıza Selmanzade. Takımımızın profesyonel bir kondisyoneri var. İran'dan ara ara ülkemize gelir. Burada takımımızı kondisyon yükler sonra geri döner. Bu şekilde. 24'ümüzü de almış olalım. Sağ olsun 24'ümüz. Ona da döneceğiz hocam ama şimdi biraz önce dediniz ya Bozüyük'le ilgili bir veterimiz var. Evet. Sevgili Mert hazırlarsa konu. Bozüyük'le ilgili şöyle bir şey var. Bozüyük'te 2014 yılında Türkiye şampiyonu olduğumuzda köylüler tabii ya köylerde böyle kırsal yerlerde bu tarz başarılar çok daha büyük yankı uyandırır. Herkes birbirini tutar. Takdir toplar. Yatağında birden 100 araçlık konvoy oluşmuş. Ardından kurbanlık koç getirmişler. Sonra köydeki bütün halk meydanlara inmiş. Türkiye şampiyonu Bozüyük takımımızı karşılayacağız diye. Yüzlerce araçlık konvoy bizi köyün girişinde karşıladılar. Köyün meydanında Muğla Zeybe oynadık. Yani benim hayatımda unutamadığım anılardan birisidir. Yani hatta o dönem Gaziantep takımı Avrupa Kupası'nda derece elde etmişti. Yani Gaziantep takımı o şekilde karşılanmadı ama biz burada ortaokul arasında Türkiye şampiyonu olan takımımızı davul zurnalarla karşıladık. Yatağan Bozüyük halkı, yani Güzelköy. O zaman Güzelköy dizisi vardı. O dizideki setinde de bizi çektiler sağ olsunlar. Ardından yani bizi bağrına bastılar. O anı unutamam. İsterseniz o günlere bir dönelim mi? Sevgili Mert hazırsa bir sesli verelim. O günleri hatırlayalım. Ne kadar? Süre Mert? Kaç dakika?
Bir. Abi şey yapalım mı? Federasyon başkanını... Mert. Hello.
devam ediyor. Bir kez daha o dönemki Türkiye şampiyonunda emeği geçen Serkan Hocam ve diğerlerini saygıyla anıyoruz. Aynı zamanda bir de rahmet diliyoruz. Sevgili Hasan Haşmet Işık da orada, evet, yatan belediye başkanı. Çok ciddi katkılarda bulundu. Sevgili Serkan Şen, yıllardır Muğla'da hokey sporun gelişmesi anlamında çok başarılı çalışmalar yaparken arkasında dağ gibi duran da bir destek var tabii ki. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sayın Sadık Karakan da Serkan'la birlikte yıllardır bu sporun dünya çapında ilerlemesinde önemli katkıları olan bir isim ve bizleri de kırmadı. Şu anda görüntülü bağlantımızda Muğla TV ailesinde Sportesi programında bizlerle birlikte. Sevgili başkanım. Merhabalar. Mutlu günler, mutlu akşamlar diliyoruz hepinize. Öncelikle programa katıldığınız için, değerli vakitlerinizden bize vakit ayırdığınız için ismim ve kurum adına teşekkür ediyorum sizlere. Bugünkü konuklarımız sevgili Serkan Şen ve 16 sporcumuz sevgili Nilay. Muğla'daki hokey sporunun geçmiş yıllardan bu yana gelmiş durumunu tartışıyoruz ve yaşanılan da bir sıkıntı varsa hep birlikte paylaşmak istiyoruz. Tekrar bağlandığınız için bir kez daha teşekkür ederim Sadık Başkanım. Efendim, neler söyleyeceksiniz ilk etapta? Türkiye'deki hokey durumumuz nedir şu anda? Efendim, ben öncelikle size ve kanalınıza teşekkür ediyorum. Hem branşımızla ilgili bir program yapıyorsunuz, hem de nezaket gösterip bize de bağlandığınız için ben teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Buradaki Serkan Hocam ve Nilay kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii ben öncesini izleyemedim. Hocalarım ve Nilay bahsetmiştir hokeyin öneminden. Evet. Zaten dünyadaki, Avrupa'daki konumu tartışılmaz. Yani olimpiyatlar dahil işte en popüler spor branşlarından birisi olmakla birlikte çok elit düzeyde bir branş. Biz arzu ediyoruz ki ülkemizin tamamına yayılsın bu branş. Çok şükür şu anda 65'e yakın ilimizde hokey faal. Ama Muğla ilimizdeki Serkan Hocam'ın da tabii ki başta gayretleriyle olan gelişme ayrıca bizi mutlu ediyor. Federasyon olarak Muğla her zaman önceliğimiz açıkçası. Fakat tabii bir şeyler yapılacaksa Muğla'ya işte o sadece bir hocamızın veyahut da sadece spor il müdürümüzün, sadece federasyonun gayretleriyle olmuyor. Bir takım halinde hareket edip netice almak lazım. Muğla ile ilgili şu anda gündemimizde olan ve güncel olan oraya bir hokey sahası yapılması, açık alan hokey sahası. Onu ben bakanlıkta her toplantıda söylüyorum. Şu anda da gündemde. Hatta daha geçen gün Spor Toto Teşkilat Başkanımızla da Muğla'yı görüştük. Sanırım bir siyasi bir milletvekilimiz de sağ olsun bir hanımefendi, o da sporla ilgili. Ben henüz tanışamadım ama bana bakanlıktan söylediler onun da talep ettiğini. Evet. Yani Muğla zaten il olarak da aslında bütün güzellikleri hak eden bir ilimiz. Kendi branşımızla ilgili de yani oraya bir tesis yaptırabilirsek Muğla turizmle de anılan bir ilimiz. Özellikle popüler ilçeleri. Yani Muğla'ya katkı, büyük katkı sağlayacaktır. Hem hali hazırdaki oradaki sporcularımızın gelişmesi açısından hem de ilimizin de bütün dünyaya duyurulması açısından zaten biliniyor ama bu konuda çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Sayın şöyle başkan, bir gelişme de oldu. Ha, buyurun. Dinliyorum efendim, buyurun. Şimdi yine Muğla'ya bağlı ilçelerimizden işte Bodrum'la ilgili bir gelişme var. Bodrum'da da bir hokey takımı kuruluyor. Belki Serkan Hocam'ın henüz daha bilgisi olmamış olabilir. Çünkü dün daha o da burada güncel hale. Güzel dün gelişme, evet. Güncel hale geldi. Hatta oradaki belediye başkanının da spora destek verdiğini söylediler. Sayın belediye başkanı da bizi bekliyormuş. Biz en kısa sürede hem Muğla'yı hem de Bodrum'u da ziyaret edip yani daha da işte gelişimi açısından, hokeyin yaygınlaşması açısından orada girişimlerde bulunacağız. Sayın Başkan, şunu sormak istiyorum. Yani Muğla turizm anlamında yeryüzü cenneti bir ilimiz.
Bir Muğla'lı olarak ben bunu gururla söyleyebiliyorum. Okey Spor'u da 2005 yılından bu yana, resmi olarak 2009 yılından beri sevgili Serkan Hocam da tırnaklarıyla, siz de federasyon başkanı olarak yaklaşık 12 yıldır tırnaklarınızı kazıyarak önce Türkiye'de önemli bir yere, oradan da dünyada önemli bir yere getirmeye çalışıyorsunuz. Ama bahsettiğiniz konular güzel konular. Muğla'mıza az önce bir görüntü de yayınladık. Siz görmediniz. Kırıkkale'deki Kırıkkale'yle maçı vardı Muğla takımının. Neresiyse Serkan orası? Osmaniye. Osmaniye'deki sahayı görünce ben dudak uçukladım. Yani profesyonel ışıklandırılmalı tribünlü bir saha. Muğla'ya da Türkiye'mizin göz bebeği, incisi ilimize bu kadar da altyapı sporcusu güçlü bir ile herhalde böyle bir tesis yakışır diye düşünüyoruz. Birkaç hafta önce de Gençlik Spor İl Müdürü Sayın Ömer İlman'ı konuk etmiştim Muğla'da. O da proje dahilinde hazır olduğunu, imza aşamasına geldiğini söyledi. Bizler buradan Muğla TV ailesi olarak bu işin takipçisi olalım, gazeteci olarak. Siz de federasyonun başındaki yetkili isim olarak dediğiniz üzere bu konuda biraz bastırırsak Muğla'mızdaki zannediyorum bütün işlemleri tamamlanmış, yeri ve zamanı hazırlanmış, her yerde de güzel bir yer, Ortaköy dediğimiz bir tesisimiz var. Orada da bu tesis kazandırılırsa Muğla olarak müteşekkir olacak herhalde yapanlara, herkes. Ya çok teşekkür ederim tabii ki duyarlılığınız için. Şimdi bizim ülkemizde şöyle bir terslik var. Şimdi mesela ne diyoruz? Oraya bir saha yapılabilmesi için ya işte topyekün hareket edelim, güç birliği yapalım, millete ricada bulunalım diye böyle bir gayretler içerisindeyiz ya. Ya aslında bunun tersinin olması lazım. Yani kardeşim biz oraya bir gece kulübü yaptırmıyoruz ki. Yani bu oradaki çocukların, gençlerin spor yapabileceği, dünyanın en entelektüel sporlardan birisinin tesisini yaptırılmasını istiyoruz. Ve burası bu oraya gerekli bir şey. Sadece yani burası değil Sayın Başkan. Olan... Yani milli takımlar kamp düzeyi olsun, diğer illerden gelen takımlara birlikte tüm Türk gençliğine hizmet edecek bir tesis olacak. Aynen öyle. Ya bununla ilgili aslında oradaki gerek yerel yöneticiler, gerek bizim kendi Gençlik Spor Bakanlığımız, onların aslında bizi sıkıştırması lazım. Kardeşim böyle böyle bir şey yapalım diye onların destek vermesi lazım. Ama terslik nedir? İşte antrenör kendi çapında sağ olsun, oradaki il müdürü kendi çapında. Medya olarak siz kendi çapınızda, biz burada yırtınıyoruz. Ne efendim oraya bir saha. Ya spor sahası bu ya. Yani bunun için niye insanlar bu kadar yoğun mesai yani harcıyor? Bu sahayı, böyle Sayın bir terslik Başkan, var maalesef. Sevgili Sadık Karakan, sevgili Serkan Şen ya da ben Cüneyt Erden olarak sırtımızı alıp götürmeyeceğiz bu sahayı. Yani bu saha kalıcı, yıllarca ildeki gençliğe hizmet edecek. Yani Türk gençliğine hizmet edecek. Bu anlamda Sayın milletvekilleriyle de biz medya görevimizi basarız. Siz de federasyon olarak yaparsınız. İnşallah tez zamanda proje dahilinde imza aşamasında olan projenin bir an önce ihale aşamasında gerçekleştiğini de yine bu ekranlardan sizlerin de katılımıyla değerlendiririz diye düşünüyorum Sayın Başkan. Ya ben çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ediyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Belki siz fazla tanımazsınız ama Serkan Hocam bilir bizi. Ben şimdi sizin ekranınıza bağlandım diye konuşmuyorum. Sürekli Muğla hakikaten gündemimizde ve ilk sırada. Niye? Çünkü oraya lazım ve bu şehir bunu hak ediyor. Yani Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde bu tip tesisler o ülkenin en güzel şehirlerinde, en güzel lokasyonlarına yapılıyor ki dışarıdan gelen insanlar daha güzel tanısın ülkemizi diye, böyle cennet gibi yerlere yapılıyor. Dolayısıyla da Muğla, demin sizin de bahsettiğiniz gibi, bütün Türk insanının gurur duyması gereken bir turizm cenneti, güzel bir ilimiz. Bu sahayı oraya inşallah yaptıracağız. Spor turizmi anlamında da olur. Yani sevgili başkan, diğer dış ülke takımlarının getirilmesi, aynı zamanda spor turizmi anlamında da Muğla bu zannederim etkinliği hak ediyor. Sevgili Serkan'a ben söz vereceğim Sayın Başkanım. Bir kez daha katıldığınız için çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Sağ olun. Başkanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Destekleriniz, ilginiz için. Serkan İnşallah. Hocam. Biraz önce de bahsettim. Federasyon olarak hedefimiz yani bir 10 yıl içerisinde ülkemizin olimpiyatlarda yer alması. Herkes bunun için mücadele veriyor ülkede. İnşallah zamanla çok daha büyük başarılar elde edeceğiz. Biz sahada elimizden geleni yapıyoruz. Siz de uluslararası alanda lobi anlamında çok güzel şeyler yapıyorsunuz. İnşallah zamanla daha da güzel olacak. İnşallah, inşallah. Güzel olmaması için hiçbir neden yok.
Sayın Başkan, bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerinizi bize ayırdınız. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu projeler gerçek olur da belki Muğla'da sizi canlı da yayında da konuk etmiş oluruz inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum şeref size. Şeref duyarım. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Başarılar. İyi günler. Başkanım, teşekkür ederiz. Sağ olun. Katıldığınız için. Sayın Başkan her zamanki mütevaziliğiyle yine bizlerle detaylı konularını konuştu. O da aslında bir kanayan yaramıza sevgili Serkan, biz de tam o konuya girmek üzereydik. Sayın Başkan da kanayan yaramıza dem vurdu aslında. Evet evet. Yani bu ilin Muğla'da bu sporun ne kadar başarılı olduğu biliniyor. Aslında yetkililerin buraya o hizmeti getirmesi için yarışması gerekirken siz hizmet alabilmek için belki de mücadele sürdürüyorsunuz. Bu anlamda Federasyon Başkanı kendi yetkisi dahilinde orada, biz medya olarak buradan, siz de sporcu ailesi olarak oradan tez zamanda cevap alırız diye düşünüyorum ben. Ya işte bu işler sistem dahilinde olması lazım. İşte Muğla'ya yapılacak tesis, atıyorum Muğla ilinin spor potansiyeli nedir? İşte atıyorum burada hokey takımı var, atıyorum eskrim takımı var, atıyorum okçuluk var, şu an için aklıma gelenleri söylüyorum. Atıyorum handball var. Bu takımların liglerdeki zaten başarıları belli. Bu takımların sporcu potansiyelleri belli. İşte milli takımlara sporcu veren branşlar işte yelken, hokey, işte hangisi ise ona göre o ilin potansiyeline göre spor tesislerinin yapılması daha doğru olur diye düşünüyorum. Şunu ben sormak istiyorum sevgili yani, Serkan sana. Çünkü şimdi Süper Lig'de handball takımımız var. Evet. Sizin Süper Lig'de hokey takımınız var. Süper Lig'de 2 tane hokey takımımız var. Basketbol takımımız var. Basketbolda Fethiye'de takımımız var. Handball'de yine bayanlarda Bodrum'da bir takımımız var. Erkek'te Yamkavak, Erkek'te Köyceğiz. Şimdi baktığınız zaman futbol dışındaki branşlardan Süper Lig'de mücadele birçok branşımız var. Evet, takım sporunda çok iyiyiz. Sizin de size az sonra soracağım bir maliyetiniz, bir evet, ligdeki maliyetiniz bir futbolcunun yarım sezonda aldığı belki para. Evet. Yani ben futbol oynanmasını demiyorum ama amatör sporlara, diğer branşlara da gerekli desteğin verilmesi taraftarıyım. Gerek yerel yönetimlerimizden, Sayın Başkan, Belediye Başkanlarımızdan, gerekse idari anlamdaki yöneticilerimizden. Tesis ve saha sorunu yaşıyor musunuz sevgili Serkan? Yani bir hoca gözüyle söylemek istiyorum. Nerede antrenmanlar yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şimdi biz antrenmanlarımızı küçük 30 metrelik futbol sahasında yapıyorum. Zemini aynı değil, ebatı aynı değil. Saha küçük. Çocuklar 11'li sisteme geçtiğinde hepsi birbirine bakıyor. Yani sahada dizilişi bilmiyor. Çünkü dizeceğim bir saha yok. Ardından çocuklar sulandırılmış olimpik hokey sahalarında maçları oynanıyor. Ama biz kuru futbol sahasında antrenman yapıyoruz. Yani kalelerimizin ebatı aynı değil. Yani şartlarında müsabaka şartlarında çalışamıyoruz. Salon hokeyinde de aynı şekilde. Yani 40'a 20 handball sahası ölçülerinde müsabakalarımız oynanıyor. Bizim antrenman sahamız 18 metre boyu, 14 metre genişliği. Yani tabii önceden bunlar da yoktu. Sağ olsun Ömer Bey, il müdürümüz geldi bize antrenman salonu tahsis etti. Kışladaki spor salonunun üstündeki basketbol sahasında yanlarına bordları koyduk. Sonra kaleleri alındı oranın. Fileleri takıldı. Orada antrenmanlarımızı yapıyoruz. Biz müsabaka şartlarında çalışsak Muğla hokey takımları şu anki başarılarının iki katını daha çıkacaklar. Salonda çalışıp açık alanda mücadele ediyorsunuz. Biz küçük 30 metrelik halı sahada çalışıp 90 metrelik 91 metrelik sahada çocuklar sahaya çıkıyor. Yani biz o sahada bu başarıları elde etmemiz yani mucize gibi bir şey. Acayip imkan imkansız verirse, yani. Biz, imkan verirse neler yaparız diyorsun. Ya aynen öyle. Ama gel gelelim çocuklar 30 metrelik sahalardan harikalar yarattılar yani. Yetenekliler, çalışıyorlar. Bireysel teknikleri iyi. Ama işte bizim acilen hokey sahasına ihtiyacımız var. Yani Muğla bunu hak ediyor. Yani iki Süper Lig takımı, bir tane birincilik takımı, bir tane U16 birincilik takımı, 30'un üzerinde okul takımı. Belki saha açılsa daha fazla olacak. Daha fazla olacak. Şimdi yani size diyeyim, toplam 630 lisanslı sporcu diyor. Yani okul sporlarında 300 lisanslı sporcu. Ardından il spor merkezlerinde 500'ün üzerinde hokey sayısı var. Şimdi federasyon başkanımız açıkladı. Bodrum'da da bak bir takım, bir belediye veya bir takım
Süper Lig'de bir kulübün galiba isim haklarını almış. Öyle olabilir. Sayın Spor Bakanı var değil mi? Evet, Spor Bakanımız. Evet, o Türkiye şampiyonu olduğumuzda onunla buluştuk. Formayı götürmüşsünüz. Evet. Formayı da ettik. Yani Bodrum'da da bir takımımız geliyor. Zaten Bodrum'da halihazırda bir altyapı takımımız var. Orada Ayşegül Mutlu diye bir milli takımda beraber çalıştığımız bir hocamız var. Yani o hoca Alanya'da hokeyi başlattı. Alanya'da hokey sahası yapılmasına öncülük etti. Onun yaptığı başarılardan dolayı Alanya'ya da hokey başladı. Alanya'da hokey sahası yapıldı. Aynı şekilde onunla birlikte o da bizim kulübümüze sporcu gönderiyor. Yani birlikte hareket ediyoruz. Bodrum'daki Süper Lig'de hokey takımımız olursa çok daha başarı elde ederiz. Şu andaki fotoğraftaki kişilere baktığımda evet. Sayın Milletvekili var. Geldi abi. Sayın İl Başkanı da var. Adem Mete, İki milletvekili var. İki milletvekili Yavuz var. Yavuz Demir. Yani o anlamda madem bu kadar yani çocuklar takdir ediliyor, bu imza aşamasının çabuk olması konusunda inşallah onlardan destek bekliyoruz. Biraz da ben biraz da ya çok az kaldı bizim hokey sahası ile ilgili. Sadece imza atılacak. Yani Bakan Bey'in yani konuşulursa, yani yatırım programında alınırsa, yani ihale aşaması başlar. Yani o zaman da kazma vurulur. Hocam bu konuda evet, çok dertlisiniz hocam olarak, ama bir de sporcuya bakalım. Yani bu çocuklar da bu ne diyecek? Yani onlar yönetilen büyüklerinden, biraz da samimi anlamda amcalarından, belediye başkanı, vali amcası, bakan amcalarından neler istiyor sporcular? Aslında bizim pek çok sıkıntımız var. Yani maddi, manevi ne olsun. Bizim rakiplerimiz böyle çok güzel otellerde kalıp biz yurtlarda kalıyorduk. Hatta daha fazlası da alıyor. Üzülüyor muydu sporcuları? Ya açıkçası üzülmüyorum ama biz de... Sahip olmak da isterdin değil mi? Aynen. Gerçekten biz de o rakiplerimiz gibi daha güzel bir otellerde kalsak daha güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yurtta kalıp Türkiye ikincisi falan olmak da güzel bir şey. Ama yani otelde kalıp... Şu kamera sende şu anda. Devlet büyüklerine, belediye başkanı amcalarına, vali amcaya ya da neler söylemek istersin? Oraya bakarak söyler misin? Aslında bize birazcık destek verseniz çok güzel olur. Mesela müsabakalara giderken otobüsümüz olmuyor. Kendi cebimizden karşılıyoruz. Serkan hocamız maddi olarak destek veriyor. O maçlara gittiğimizde yurtlarda kalıyoruz. Biz de otelde kalmak isteriz. Yani. Bize sahip çıkılıyorsun değil mi? Aynen. İnşallah bu mesaj da sevgili büyüklerine ulaşmıştır diye düşünüyorum. Amin. Sevgili Serkan hocam, az önce saydığın bir sürü takım, okul takımı, yani senin başlattığın meşale 2005'te antrenör anlamında Muğla yeterli düzeyde var mı öğrenci? Şimdi Muğla'daki antrenör sayısı merkezde 3 antrenör var. Ben, Muharrem Asdemir, Burak Duman. Burak Duman şu anda Denizli Güney Ezgiler köyüne yerleşti. Orayla anlaştı. O ayrıldı. Şu an Muğla'da 2. Ardından Bodrum'da Ayşegül Mutlu hocamız var. Sonra yatağında Yeliz Küçükler. Ardından Datça'da Sinan Acar hocamız var. Yatağında Datça'da tam takımlarını oluşturamadılar. Yakın zamanda onlar da takımlarını oluştururlar. Biz asıl beden eğitimi öğretmenlerine eğitim verip onlara hokey öğretiyoruz. Onların çocuklara eğitmelerini sağlıyoruz. Ara ara o okullara teknik düzeltmelere yani kontrol etmeye gidiyoruz. Bir eksiklik gedik varsa orada düzeltiyoruz. Yani şu an için antrenör sayımız tabii ki yeterli değil. Daha fazla olması gerekiyor. Muğla'ya inşallah daha fazla antrenör atanır. Şu an zaten antrenörlerimizden de Muharrem Asdemir şu anki resimde sağdaki evet. Biraz geriye gelirsek. Muharrem Asdemir U19 kızlar milli takım antrenörlerinden. Yani U19 kızlarda milli takım antrenörü oldu. Soldaki arkadaşımız Burak Duman U16 kızlarda milli takım antrenörü. Yani Muğla'nın ben milli takım antrenörü olarak başladım. Milli takım baş antrenörü oldum çeşitli kategorilerde. Ve arkamızdan Muharrem Asdemir, Burak Duman şu an altyapılarda daha antrenörlük belgesini almadı ama Ömer Karakuş var. A milli takım sporcusu ve çocuklarla birebir ilgileniyor. O çok önemli faktör.
Yani kurs açılıyor mu hocam, yoksa yani dönemlerde şu pandemi döneminde? Pandemi döneminde ikinci ve üçüncü kademe antrenörlük kursları açıldı. Çünkü ikinci ve üçüncü kademe antrenörlük kurslarını alan kişiler atanabiliyorlar devlete, Gençlik Spor Bakanlığı'na. Birinci kademe kurs ilimizde açılacak. Ya yazın ya da yani 2021 yılında açılması gerekiyordu. Şu organizasyonlar var, milli takım kampları. Onlardan sonra ilimizde bir antrenörlük kursu açılacak birinci kademe. O kursa da 8 tane sporcularımızdan, tabii 18 yaşını geçen katılacak sporcularımız katılacak. Tabii bize antrenör de lazım yani. Devam etmesi lazım bu işin. Ben yetemiyorum artık. Artık önceden biz gidiyorduk okullara, şimdi okullardan bizlere talepler gelmeye başladı. Biz yetişemiyoruz şu anda. Muğla ilindeki merkezde koordine ediyoruz. Ara ara o ilçelere, takımların olduğu yerlere gidiyoruz. Teknik anlamda destek veriyoruz. Hocam sona doğru da geliyoruz artık ama şunu sormak istiyorum. Az önce konuştuklarınız devlet büyüklerimizin yapması gerekenler, tesis ve saha. Ama bir de gerek Muğla gerekse Türkiye'de sponsor ya da maddi destek, manevi destek aldığınız kişi, kurumlar var mı? Yoksa Muğla'da çok kısır bir döngüyle mi mücadele ediyoruz? Şimdi bizim en büyük destekçilerimizden son zamanlarda Aydın'dan Kaltun Madran diye bir firma var. Sucu. Su firması. Bu su firması Halit var bizim. Halit Sungur. Muğla Bölge Bayi. O benim arkadaşımdı. İkili ilişkilerimle onu anlattım. O bizim bütün takımın su ihtiyaçlarını karşıladı. Sonra bazı sporcularımızın malzeme ihtiyaçlarını karşıladı. Sağ olsun bu şey, Kaltun Madran Genel Merkezi'ne gitmiş. Genel Merkez bize kendisi genel merkez olarak sponsor olmak istedi. Şu an onlarla da görüşeceğiz. Köyceğiz Balı var. Sağ olsunlar Ramazan Özçakır, Süleyman Tunağan Özçakır. Sağ olsunlar şu an ana sponsorumuz Köyceğiz Balı. Liglerde Köyceğiz Balı adına katılıyoruz. Onlar bize maddi destek veriyorlar. Teşekkür ederiz. Ardından Atılım Özel Öğretim Kurumları Muğla Menteşe'de. Sağ olsunlar biz 6 tane sporcumuz Atılım Özel Öğretim Kurslarına gidiyor. Ve bu Atılım Özel Öğretim Kurslarından çocuklarımız spor lisesini kazandılar. Üniversiteyi bu sene 6 tane sporcumuz kazandı. Yani o kurslara giden sporcularımız YGS'de TET puanları yeterli gelmiyordu. Atılım Özel Öğretim Kurslarına gittiler. Sağ olsunlar bize sponsor oldular. Şu anda üniversiteyi kazandılar. Ben Atılım Özel Öğretim Kurslarına ve Servet Çulha müdürümüze teşekkür ediyorum. Ardından Ateş Döner var. Sağ olsun Güngör Bey bize haftanın bir günü çocuklarımıza döner ayran ikram etti. Yıllarca bu devam etti. Çok sağ olsunlar. Kahve Diyarı olsun Muğla'daki. Ekrem Coşkun Döner olsun. Yani bize Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş sağ olsun. Çocuklarımızın öğlen yemeği ihtiyaçlarını karşıladı. Belediyenin yemekhanesinden. Çünkü annesi olmayan, annesi çalışan sporcularımız var. Onlar öğlenleri yemek yeme imkanına kavuşamıyorlar. Öğlenleri Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş sayesinde belediyenin yemekhanesini kullanıyorlar. Ardından bize çocuklarımıza ayakkabı aldılar. Konusunda yardımcı oldular. Sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi zaten bizim en büyük destekçilerimizden Osman Gürün. Ardından daire başkanı Özgür Bey, bir önceki daire başkanımız Ali İnan sağ olsunlar bize tüm Muğla'daki spor kulüplerine bir sistem dahilinde ligin zorluğu gözetilerek herkese bir rakam belirlemişler. O rakam doğrultusunda işte her kulübe 10.000, 15.000, 20.000, 5.000 yani başarısı ölçüsünde destek veriyorlar. Yani onlar olmasa zaten biz maçlarda federasyonumuzun verdiği paranın üzerine çıkamazdık. Yurtlar haricinde çocuklarımızı barındıramazdık. Şimdi bazı maçlara uçakla gittiğimiz oluyor. Çünkü kulübümüzde biraz oradan gelen bir destek var. Hem kulübümüzün şu an hiç borcu yok. Yani Ege Yazıları Kulübü kendi ağırla kavrulan bir kulüp. Bütçemizde varsa harcıyoruz. Yoksa ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Yani bu bütün borçlardan biz sorumluyuz. Yani kulübümüzü borçla bir yere getirirsem ben kulüpten ayrıldıktan sonra o borcu kim ödeyecek? Kulübün geleceği anlamında bu sıkıntı olur. Yani ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür ediyorum ama bu sene kulüplere bir ödeme yapmadı. Yani bilmiyorum, pandemide kulüpler çok zor durumda.
Yani ondan ona sesleniyorum. Yani Muğla'daki kulüplerin en büyük destekçilerinden biri Osman Gür'ün, Sayın Başkanımız. Yani kulüplerimiz şu an desteklerinizi bekliyor. Birçok kulübümüzün sponsorluk anlaşması iptal oldu. Maçlarımız devam ediyor. Fakat sponsorlarımız maddi anlamda bu süreçte büyük kayıplar verdiler. O yüzden bize destek olamıyorlar. Sizler, Gençlik Spor Bakanlığımız son dönemde kulüplere yardımda bulundu. Sağ olsun Sayın Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na teşekkür ediyorum. Kulüplerimize destekledi. Ardından Ömer İlman, il müdürümüz bize malzeme anlamında, saha tesis anlamında her zaman yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum. Her zaman ne zaman yanına gitsek bizi boş çevirmedi. Hokey sahamızla ilgili de çok mücadele ediyor kendisi. Yani ona çok teşekkür ederim. Önceki müdürlerimiz Bekir Çeker, sağ olsun. Burhanettin Hacı Cevheroğlu, Muzaffer Çinti var. Zaten Muzaffer Çinti var döneminde başladı. Burhanettin Hacı Cevheroğlu döneminde filizlendi. Ardından Bekir Çeker döneminde zirveye ulaştı. İvme yapmaya başladı. Şu an zirvemiz şu an Muğla Hokeyi'nin, sağ olsun Ömer İlman il müdürümüz, yani bizi destekledi. Yani son zamanlarda inşallah şu sahayı da çözülürse çok daha iyi olacak. Ha, Yusuf Işık faktöründen de bahsetmeden geçemeyeceğim. Şimdi özel idare yılları var Muğla takımlarının. Şimdi özel idare spor kulübü bünyesine geçmiştik. Bunun 2010 yılında. Ardından özel idarenin bütçesiyle kız takımını özel idare sponsor olmuştu. Ben özel idarenin bütçesiyle erkek takımını da yine yani birlikte özel idarenin ayarladığı otobüste giderdik maça. İşte birlikte özel idarenin ayarladığı tesislerde kalırdık. Yani özel idare atıyorum 20 tane malzeme verdi. Onunu kız takımına, onunu erkek takımına paylaştırırdım. Yani iki takımı da yıllarca götürdük. Şimdi özel idarenin kapanmasıyla sağ olsun özel idare genel sekreteri Sebahattin Avcı. Sonra Veli Bey genel sekreterimiz. Ondan sonraki çok büyük destekleri var. Sonra özel idarenin kapanmasıyla bizi o iki yıl çok sancılı geçti. Çünkü Menteşe Gücü Spor Kulübü diye bir kulübe geçtik. Ya bu kulüp futbol kulübüydü. Yani futbol kulübü, yani bize gelen desteği, hokey takımına gelen desteği futbol takımlarına aktardılar. Sonra biz de bu işten sıkıntımızı belirttik ve Menteşe Gücü Spor Kulübü'nden ayrıldık. Ardından kendi kulüplerimiz Ege Yıldızları, Muğla Olimpik Kulübü'leri faal olmaya başladı. Sağ olsun Yusuf Işık, şu an boks il temsilcisi, kendisi kredi çekti, takımlarımızı maça gönderdi. Yani takımımızın Süper Lig'e çıkmasında çok büyük emeği var. Zaten Süper Lig'e çıktığımız zaman federasyon deplasman giderlerinin bir kısmını karşılıyor. Yani şu an kendini kendi yağıyla kavruluyorsak, kendi yağımızla, bunu Yusuf Işık'a borçluyuz. Ardından yani bu işte de tabii para çok önemli. Yani sporda para, paran varsa sporda çok iyi yerlere gelirsin, iyi sponsorların varsa. Ama altyapın yoksa, paran da yoksa sporda başarı elde etme şansın çok zayıf. Yani taşıma suyla bu değirmen dönmez. Yani altyapın varsa sporda varsın. Altyapın yoksa para gerekir. Yani paran tükendiği zaman ligden düşersin. Yani Muğla Spor örneğinde olduğu gibi altyapıya önem vermediler. Tesisler yapmadılar. Sporcu transfer ettiler. Ardından ellerindeki imkanları harcadılar. Sonra sponsorlar desteği çektiği zaman da taşıma suyla bu değirmen dönmedi ve takım ligden düştü. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Yani altyapı çok önemli sporda. Biz de öyle. Altyapımıza güveniyoruz. Üst ligdeki takımlarımıza çok, bir iki transfer haricinde üst ligde sporcumuz yok. Yani futbolda Altın Ordu ne yapıyorsa biz de hokeyde onu uyguluyoruz. Kendi altyapımızla, kendi Muğla'lı çocuklarımızla başarıya ulaşıyoruz. Onlarla bir yere geleceğimize inanıyoruz. Yani Muğla'lı çocuklarımıza güveniyoruz, altyapımıza güveniyoruz. O şekilde yani inşallah zamanla Muğla'ya Avrupa Kupası getireceğiz. Zaten biz ilk başladığımızda her yerde vurguladığımız nokta bu. Hedefimiz Muğla'ya Avrupa Kupası getirmek. Kulüpler anlamında ilk. Yani Muğla'ya o Avrupa Kupası gelecek. Şu an son zamanlarda Süper Lig'de de ilk dördü zorlamaya başladık. Altyapılarda Türkiye şampiyonu oluyoruz, ikinci oluyoruz, üçüncü oluyoruz. Ama üst liglerde de ilk dördü zorlamaya başladık.
İnşallah yani bu altyapıdan gelen çok iyi sporcularımız var. Nilay Nuroztürk, Sıla Aleyna Çelebi, Aleyna Satılmış, Ayşegül Uğur, Ecrin Çelikoğlu. Yani bunlar üst ligdeki takımlarımıza destek olacaklar. Bu sene Sıla Aleyna Çelebi ve Buse Şahin'i Süper Lig takımımız kadrosuna yükseldiler. Yani alttan oyuncu verdik yukarıya. Yani Avrupa Kupası gelecek, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki bu çocuklar desteklensin. Yani bizim 100 bin lira gibi bir maddi bütçeyle yani biz Muğla iline bir Avrupa Kupası 100-200 bin lira civarı bir parayla Muğla iline Avrupa Kupası getirebilecek güçteyiz. O ekibimiz var. Çünkü altyapıdan çok fazla oyuncumuz yukarıya çıktığı için maliyetimiz düşük. O yüzden yani Muğlalı vekillerimizden, bürokratlarımızdan destek bekliyoruz. Bu çocuklar Muğla'nın çocukları, Muğla'nın çocuklarına destek, Muğla'nın geleceğine verilen destektir. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu Muğla'lı çocuklarla biz Muğla'ya bir Avrupa Kupası getireceğiz. Muğla'lı çocukları üniversiteye kazandıracağız. Zaten 10 yıl içinde 50 tane sporcumuz üniversiteye kazanmış. Ardından 40'ın üzerinde sporcumuz milli takıma yükselmiş. Yani bu bizim için çok büyük bir gurur. İnsan kazanmak çok önemli. Biz insan kazandırıyoruz. İnsan kazanıyoruz. Sporcu yetiştiriyoruz. Gelecek inşa ediyoruz. İnşallah zamanla çok daha iyi işler yapacağımıza ben inanıyorum. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için Muğla TV ailesine, Muğla TV'ye çok teşekkür ederim. Güneyt abi sana, sizlere çok teşekkür ederim. Abimizsin, büyümüşsün. Spor konusunda her zaman bize destekçi, bizim destekçimizsin. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Size kesmek istemedim çünkü ciddi şeylere müdahale ettin. İnşallah temelden gerçek olur. Sevgili Nilay, son söz olarak neler söylersin arkadaşlarına, büyüklerine? Öncelikle size çok teşekkür ederim. Bize burada yer verdiniz, konuk ettiniz. Ben teşekkür ederim size. Öncelikle her şeyde... Heyecanlanıyorum. Sakin ol biraz, sakin ol. Herkese bu sporu tavsiye ederim. Sonra bize de destek verin. Büyüklerinize de destek istiyorsun. Çok, gerçekten çok istiyoruz. Seni inşallah çok büyük takımlarda, İnşallah. Yani milli takımlarda görürüz. Başarılar diliyorum. Sevgili seyirciler, bu akşam Muğla'da hokey sporunu değerlendirdik. 2005 yılında sevgili Serkan Şen'in yaktığı meşalenin koskocaman bir yanardağ haline geldiğini bugün gururla, mutlulukla söylüyoruz. 500'e aşkın sporcu, çok sayıda okul düzeyinde ve kulüpsel anlamda takım ve yetişen hocalar, milli takımda oynayan sporcular, bugün hokey sayesinde evine ekmek götüren eski sporcularımız olmak üzere Muğla'daki hokey sporunu değerlendirdik. Muğla'da hokey sporunun kanayan yarasının bir an önce sahanın yapılması olduğunun da herhalde ortak noktası olduğunu düşünüyoruz Sportes programında. Sevgili Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sayın Sadık Karakan'a da teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerini ayırıp bizlerle birlikte görüntülü şekilde programımıza dahil olduğu ve onun da tek isteğinin Muğla'da öncü bir il olan Muğla'nın bir an önce sahaya kavuşması gerektiğini, bu konuda da Sayın Milletvekillerine devreye girmesi gerektiğini belirtti. Önler açık olsun sporcularımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize. İnşallah sevgili Serkan Şen'in hayali olan Avrupa Kupası'nı bir gün stüdyomuzda da konuk eder, ağırlarız. Burada da gösteririz sizlere. Bu başarılar hep birlikte gelir diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Sportes'inde değişik konularla evlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Kamerada Görkem, yönetmenimiz sevgili Mert ve ben Cüneyt Erdan. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.